Herkese yeni bir Rent Simülatör bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolunda ve keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Güzel bir video, güzel bir gün diliyorum hepiniz için. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olarak desteklemeyi unutmayın. Kaydımız yerinde mi? Herhangi bir sıkıntı yok. Tam yerinde sıkıntı, problem yok efendim. Geriye yaslanın, videonun tadını, keyfini çıkarın. Ayarlarımı bir tık yapma şansım oldu. Böyle ilerideki bulanıklığı hala çözmüş değilim ama ufak tefek ayarlamalarla güzel bir şeyler yapmış olacağım. Şimdilik yapabildiğim en güzel ayar bu. En son ne yapmıştık? Şuranın temelini atmıştık. Buraya için biraz ağaç keseceğiz. Ondan önce bir muhtemelen şey yapabilirim. Yeter, nalet olası kanalı tutulalım mı onlar? Gidiyor geliyor bana vuruyor, şaka gibi ya. Hayvan ruh hastası yani, yemin ediyorum. İnşallah sesim çok az değildir. İnşallah güzel geliyordur. Şöyle bir tık daha açmak istiyorum. Böyle sesim birazcık altta kalmasın. Biraz yüksek yüksek duyun beni de. Evet abi. Şimdi buranın şeyini yapalım. Ufak tefek işlerini halletmeye çalışacağım ama ondan önce yeni gelen güncellemelerden bir tanesi bu şey, bir hırdavatçıya uğramam lazım dostlar ya benim. İşin Türkçesi o aslında. Bir hırdavatçıya uğrayalım, gelelim. Ardından ağaçları yatıracağız, patır patır keseceğiz. Hatta gitmişken bir tane de hızlı hızar mı alsak? Bilemedim. Elimizde iki tane var gerçi. İki taneyle güzel işler yapabiliyoruz ama. Trafik kazasına da karışmadık demeyiz. Sağından geçer miyim? Geçerim. Buradan girer miyim? Vallahi girerim. Direkt karşıya gider miyim? Ona da giderim. Peki şuradan... Yok abi, ne freni var ne dönebiliyor. Bizim araçla değiştirmemiz lazım aslında da. Şu an onun için bir erken aşama diye düşündüm. Öyle bir topa girmiyorum. Gölge kalitesini düşürdüm arkadaşlar. Ortada oynuyordum. Ortada oynuyorum. Sistemi gerçekten gereksiz yoran şeylerden birisi bu gölgeleme muhabbeti. Oyun amacından şaşıyor. Şimdi hırdavatçıya bir küçük römork. Nerede o küçük römorku? Bizim buna bol bol ihtiyacımız olacak ama 500 dolar birazcık fazla geldi gözüme. Açıkçası şimdilik vermeyeceğim bu parayı. Yani belki bugün bu işi de yapmam. Bu hayvan ahır muhabbetine bir girelim mi acaba? Ne diyorsunuz ya? Bir temeli atalım. Büyükbaşa bir girelim ya. Vallahi bak, bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Bir inekten artık gelirimizi almamız gerekiyor. Yavaş yavaş. Onların da üremesi gerekiyor. Ben geç bile kaldım zaten. Artık online'da falan olursa artık o evleri falan hallederim. Yardımcı bulurum ben kendime. Bizim Discord'da var. Çocuklar oynuyor. Onlardan şöyle günlük ırgat kiralarız. Bir ağaç kesme işimiz var kardeşim. Buyurun gelin deriz. Eyvah. Silahı doldur. Birini kaçırdık. Hatta orada 2-3 tane daha var ya. Onları da almak lazım. Şu abiyi de bir vurabilsem çok tatlı olur biliyor musunuz? Tamam, onu da vurdum. Bir tane daha gördüm de yerini kaybetmemek adına şimdilik o topa girmiyorum. Bunları bir vuralım abi. Şu öteki vurduğumu bir toplayayım gidip. Diğerini de buluruz. Grafikler bir hoşuma gitmiyor bu sıra. Niye bilmiyorum. İnşallah sorun benden kaynaklı değildir. Bu etlerin hepsi para kaynağı. Bunları güzelce paraya çevireceğiz. Ama ondan önce yapacağımız işler var tabii ki. Nesim mi değişti? Ne oldu oğlum oyunda ya? Çok fazla çıkmaya başladı ha. Hayır, çıkmasa dert ediyoruz. Çıksa dert ediyoruz. Bizde bir gariplik var ama. Umarım kayıtta da bir problem yoktur. Şu eti de al. Şöyle, şöyle bunu da bu köşeye koy.
Diğer geyiği görmeye çalışıyorum. Ama maalesef göremiyorum. Burada bir yerdeydin sen. Nereye gittin 2 dakikada? Hakikaten nereye gittin babu sen ya? Ana hakikaten yok. Yarı yarıldı, içine girdi hayvan. Bulamadım, neyse sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Şimdi biz bu ahırı nereye kuracağımıza bir karar verelim. Hemen şuradan et şeysini bir alalım. Bunu da sürekli yanımda taşımam lazım da. Envanterimizde bir yer açalım ona. Şimdi inek ahırını nereye koyarım? Ne yaparım? Şurada boşluklar var ya. Oraları değerlendirebiliriz. Mesela şurası olabilir. Sen bana hala düşman mısın ya? Değilsin değil mi? Ben bokları temizleyeceğim çünkü. Sizin yem durumunuz falan nasıl? İyi. La civciv, çekil la. Burada bir bok bulduk. Daha da arıyoruz. Acaba ahırın malzemelerini direkt satın mı alsak? Çok uğraşmasak mı? Bayağı bir maliyetli olduğunu hatırlıyorum ama öyle söyleyeyim size. 0.32 gübre diyor. Hadi hayırlısı. Şurada kalabilir şimdilik bu. Evet, bir ahıra ihtiyacımız var. Bir tane olsun en azından şimdilik. Şöyle bir girelim. Şurada ahırımız var. Ahır ön bölümü, ahır arka bölümü. Şöyle olacak. Yani klasik oyunun ahırlarından bir tanesini yapalım. Ne tarafa doğru baksın peki sizce? Burası şöyle olursa şöyle yapabiliriz bence. Bence bir sakıncası yok. Şöyle koyup devamında ahır orta bölümü diyor. Çok da büyük bir şey yapmak istemiyorum açıkçası. Küçük olsun, öyle büyüye gerek yok ya. Ahır arka bölümünde şöyle yapsak. Ne diyorsunuz? Bence kafi. Kafi. Çok büyüye gerek yok gerçekten. Ahır ambar kapısı. Ahır ana kapı. Bir tane de yanılmıyorsam şurada vardı kapı. Aynen. Dışarıdan yerleştirelim. Tamamdır. Başka. Bir saniye dostlar. Ekran kartı çok yoğun çalışıyor. Bu oyun hakikaten ekran kartını kullanıyor aga. İçeriye şimdiden yerleştirebiliyor muyum? Bu ayrı bölmeleri. Bunlara ihtiyacımız olacak çünkü. Yerleştirelim. Neye ihtiyacımız olduğunu da bakacağız. Kalas bolca olacak. Kalas alacağız. Metal alacağız. Okunmuyor abi yazı. Şaka mı bu ya? PPS görünümde mi açmam lazım? Tamam, şimdi oldu. Abi kalas lazım bolca. 21, 12. Yani 19 kalasa bunu hallediyorsun. Çok da fazla bir şey değil. Metal 3, 10, 13. 14. 14, 15 tane de metal alacağız. Bolca kalas alacağız ama. Kalas ortalama 20, 41. 15 diye hesapla. 55. 20 daha 75. 75. Hadi bunu 20 hesapla. 95. 110. 150 tane de kalas alalım ya. Paramızın yettiği kadar. O zaman ben bir aracı boşaltayım. Hızlıca gideyim. Sonra geleyim. Ben fazladan alacağım. Çünkü daha sonra kullanacağız. Şu malzemelerimi şimdilik buraya indiriyorum. Şu doldursun. Bal kovanı falan. Bunları indirelim hocam. Şimdilik bunlarla işim yok. Çünkü aracı yükleyeceğiz. Bu burada kalabilir. Unutmayalım daha sonra. Petekleri de yere bırakalım. Gidelim ahırı tamamlayalım abi. Tam da hatırladığım gibi bu arada. Çok da zor bir şey yokmuş.
Gece olmadan gidelim alışverişimizi yapalım hırdavatçıdan. Oynadıkça gidilen yerlere kısa yolları ezberliyorsunuz ya, bu çok güzel bir olay ya. Hızlı hızlı gidip geliyorsunuz mis gibi. Eyvah oğlum eyvah. Yani belliydi zaten, biraz keşke frene bassaydım. Benim hatam. Arkası bir anda gelir bak. Buradan Kalas'la alacağız şimdi. İnşallah çok para değildir ya. Metal bildiğim kadarıyla birazcık paraydı. Metal kaç taneydi lan? 50 tane kurtarıyor muydu? 100 tane metal alsak. 10 metal bu. 50 metal alalım. Bunu ekledik. Kalas da sepete ekleyeceğim. 50'lik plaka bir tane aldık. Kalası da sekiz çarpı 16, 480 dolar, 512 dolarlık alalım mı? Aynen. Tam zaten bu arada. Sıfır paramız kaldı bu vesileyle. Paramızın hepsine malzeme aldık. Bence anca yetecek. Bunları hızlıca dizelim. Sonra gidelim. Ahırımızı tamamlayalım. İnşallah yetecek. Yanlış bir şey yapmadık umarım. Çivi falan ihtiyacı galiba içerideki malzemeleri koyduğumda ihtiyacım olacak çiviye. Yanlış bilmiyorsam öyle bir şey hatırlıyordum ben. Ya da içeriye ışık döşerken mi lazım oluyordu? Yani neyse ki bal kaynağımız var. Hani para konusunda problem yaşamıyoruz oyunda. Onu açtık. Bunu da alalım. Önden çıkıp dizeceğiz. Görünmüyor ki böyle de bir şey. İç kameradan yapayım dedim de. Bunu da al. Allah'ım ya Rabbim, her zaman çıkabildiğim yere çıkamıyorum. Lan gerçekten çıkamıyorum. Şimdi oldu. Yeniden inmek zorunda kalmadığım için mutluyum. Evet, hızlıca gidelim hocam. Muhtemelen aldığımız ürünler bizim oradaki ahır yapmamıza olanak sağlayacak. Daha sonrası için zaten şey için para biriktireceğiz. Adını siz söyleyin. Hayvanları alacağız. Hayvanlar zaten kendiliğinden çoğalabilen yaratıklar. O konuda da sıkıntı yok. Endişeye mahal yok. Güzel güzel para kazandıracak onlar da bize. Tabii bunun yanı sıra diğer masraflar da çıkıyor. İşte süt sağma makinesi. Efendime söyleyeyim, zart sağma makinesi, zurt sağma makinesi derken bayağı masraflar olduğu gibi yükseliyor. Ama burayla ilgili planlarım güzel yönde. Yapacağız. Sen kalas istemiyor musun babuş? Al, sen niye almıyorsun? Ha, önce diğerlerini mi halledeceğiz? Tamam. Önce direkleri koyalım. Yavaş yavaş halloluyor.
Şu metali yere koyalım şimdilik. Şöyle durabilir. Hemen şuradan kullanmaya devam hocam. Bu crafting olayı da bu oyunda güzel. Ben seviyorum ya. Ya kullanışlı. Rahat rahat yapabiliyorsunuz. Çoğu oyundan rahat, onu söyleyeyim. Yani çok da mantıklı düşünülmüş. Bu oyunun olabilecek en optimize hali bu aslında. Yani en optimizasyonu olan crafting sistemini adamlar oyuna entegre etmişler. Başka bir şey yapılır mıydı? Mutlaka ki bir alternatifi vardır ama bu mantık da bence gayet güzel ya. Hani oyun yapımcısı olsam bunu kullanırım. Gerçekten kullanırım. Okey, burayı da hallettik. Şimdi kapılarımızı halledelim. Zaten kapılar metal istiyor. Biliyorsunuz. Az bile geldi görmüş olduğunuz gibi. Hemen diğer kapıya koyalım. Oraya da bir 8 tane lazım şu anda. Tam 8'li bir stack götürürsek çok da rahat bir şekilde yapacağız. Ardından metallerimizi dizeceğiz tabi. Şu 1. Şu 2. Aa, bir kapı daha eksiğimiz var. Hayır ama şimdi seçme. Şunu seç. Şimdi seç. Eskiden yönü fark ediyordu. Şimdi hala ediyor mu bilmiyorum da. Hemen şöyle gelelim. Kalas koyduk. Bir miktar daha kalas koyacağız. Ve burasını da tamamlamış olacağız. Hatta yanılmıyorsam bu küçük kapılar üstü ayrı açılabiliyordu. Bu da güzel bir olay. Çiftçi olsam kesinlikle kullanırım böyle bir kapı. Şimdi buraya kadar okey. Bunda sıkıntı yok. Şimdi içerisine bölmeler yapacağız tabii ki hayvanları ayrı ayrı koymak adına. İşte buraya yapılmıyor mesela. Şu ortada bir bölme olur. Şurada bir bölme olur. Diğer yerler açık olur. Buralarda kalas ve metal istiyor. Şimdilik onları da tamamlayalım hocam. Şimdi kalastan başlayalım. Kaç kalas istiyor? 20. 8 daha getirelim. Epey bir istiyormuş. Ya kapalı bir alana ihtiyaç var mıdır? Vardır ya. Olmadı sökeriz abi ihtiyacımız olursa, ama dediğim gibi yani cinlilik yapmanın hiçbir anlamı yok bu noktada. Zaten elindeki kalas da yetmedi. En azından bir tanesini tamamlayabileceğiz. Şimdilik. Belki 2 dakika hemen bir şey yaparım. İlk bölmeyi hallettik. İkincinin de metalini koydum. Kaç metal kaldı elimizde? 25. Tabii bunu da götürüp depomuza koyalım. Kaç kalasa ihtiyacımız var? Onu da söyleyeyim. 12 tane kalasa ihtiyacımız var. Onu da gidelim. Hızlıca yapalım. Bir tane kütükten iki tane şey çıktığına göre 6 tane kütük keseceğiz. Ondan sonra güzelce ikinci şeyimizi de halletmiş olacağız. Geri kalan da içerisine artık bu şeylerden koymak kalıyor. İşte ışıktır. Efendime söyleyeyim. Aydınlatma sistemi diyeyim daha doğrusu temel olarak. Gece çok karanlık oluyor yoksa buralar biliyorsunuz. Burada kaç tane var? Hızar 2 tane var. Şurada 2 tane ağacımız var zaten. 3 bundan çıksa, hatta 4 çıktı. Çalıştıralım. On iki tane ihtiyacımız vardı biliyorsunuz. Allah'tan elimizden geliyor böyle şeyler ki ona buna muhtaç olmadan hızlıca yapabiliyoruz. Şuna da koyalım. Yoksa param da bitti yani, muhtaç olmak diyorum da ya, alacak para da yok ki. Hadi bakalım. Şu anda kaç tane oldu? 2, 4. 2 tane mi çıkarıyordun sen? Aynen. 8 burada, 8 orada. 16 tane toplamda olacak zaten. Evet, kapatalım. Onlar çıksın. 8 buradan aldık. Bereket versin. Bunu yerleştirelim. Bir 8 de buradan alalım. Ha, 8 almadık bu arada. Ötekisi 6. Şimdi 8 oldu. Tamam. Burayla da işimiz bitti. Arılarımız ne durumda bu arada? Yeni bal yapmıştık ama. Oo, %100 ne ara oldunuz ya?
İyi tamam. Bu bölümün hemen ya yani şurayı bir tamamlayalım. Hemen bir ara operasyonuna da gidelim ya. Ya da hemen bir sıkıştıralım. Hocam şu şöyle vereyim. Şunu da aslında bir şey söyleyeyim mi? Kalasa biz para vermeyebilirdik ha. Yani çok rahat bir şekilde yapabilirdik. Ama birazcık kızılgötlülük yaptık. Doğal olarak para harcadık. Canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Havaların maşallah var. Bu aralar yağmur yağmıyor. Gerçi bu oyunda yağmur da güzel yağıyor. Allah var da. Şöyle kalabilirsin şimdilik. Bunlar da büyümüş. Verimleri artacak yavaş yavaş. Ananas bunlar. Çilekler gerçekten yeşermiş. Evet, bir sulama operasyonu yapalım bunlara. Otomatik sulandığından dolayı nasıl güzel büyümüşler görüyor musunuz? Çok önemli abi ya valla. Şu otomatik sistemi her yere çekeceğiz abi. Bundan almam lazım daha fazla. Suyuna muyuna hiç bakmayız yani bir yerden sonra. Çünkü otomatik yapabiliyoruz ya. Kendi kendine yapsın. Zaten gübreyi de hayvan bokundan alacağız. Sıkıntı yok yani o konuda. Şimdi gidelim. Şeyimizi alalım. Susam sen ne güzel bir çocuksun ya. Ne güzel. Susam. Bir yatışı var arkadaşlar. Görseniz var ya. İnsanın evladı gibisi yok yemin ediyorum. Her ne kadar işese de sağa sola. Onu çok seviyorum. Kısırlaştırmak istemiyordum ama bu sıralar ciddi istiyorum. Yani bu hayvan çekmesin boştan yere ya. Azgınlık çekiyor. Zarar veriyor muyuz bilmiyorum. Gerçi bilmiyor. O duyguyu bilmiyor ama kızamık çektiği her halinden belli. Yani bazen böyle bir suratı düştüğünde ben kendimi kötü hissediyorum. Aslında belki hayvanlık bir sıkıntı yok ama inanın kokusundan yana falan herhangi bir problemim yok. Kokusudur. Yani kokusunu yerim yani. Hayvanı yalıyorum ben. Onda sıkıntı yok da genel olarak insan bir kötü hissetmiyor değil. Ne yalan söyleyeyim. Çok böyle vicdanlıysanız eğer sizin için yapılacak bir şey değil hayvan sahiplenmek. Haberiniz olsun. Bak baştan söylüyorum. Bir kere daha düşünün yani. Hayvan sahiplenmeden önce. Bana uygun bir şey değilmiş ama dediğim gibi iyi ki o benim çocuğum yani. O benim sırdaşım oldu ya böyle öyle zamanlardan geçtik ki onunla biz. Kurban olurum ona. Kedi deyip geçmeyin oğlum çok güzel var ya sır dinliyor sır. Hey yavrum. Kimseye anlatamadığını anlatırsın. Oturursun var ya dertleşirsin sabaha kadar. İnsan gibi dinler. Ama bir şey tepki veremez tabii öyle bakar ağzının içine. Ne anlatıyor bu salak diye. Güler. Belki de götüyle gülüyordur. Bilemez. Bizim Susam kesin gülüyordur götüyle zaten de. Hemen şöyle yapalım. Yenilerini yerleştirelim. Alalım. Bunu da yerleştirelim. Burada fıçıda 5'lik bir yer kaldı. Onu halletsin. Ha, açma bunu. Açma bugün perdeleri. Çıkma kapılara çıkma. Neler geldi sorma neler. Altı da buradan alacağız. Bunu da fulledikten sonra en sondakini de fulleyeceğiz. Aslında daha arı bulsam çok güzel olabilir de. Neyse ona daha sonra bakayım ben. Video dışında bakayım. Çünkü bir yerden sonra tabak tadı veriyor abi. 6,5 olmuş. %2 olmuş hepsi zaten. Bunları yerleştirelim tekrardan. Şöyle hızlıca. Her gün aynı şeyleri yapıyormuşuz gibi geliyor olabilir ama Rain Simulator zaten tekrara dayalı bir oyun. Yani çiftliğe bakacaksın, ineklere bakacaksın. Yapabileceğin şeyler zaten kısıtlı oyunda. Öyle söyleyeyim size. Beklentiyi çok fazla yüksek tutmamak lazım oyunla alakalı. 6,9, 7,3, 7,5 oldu. Şunu alıyoruz aracımıza. Ardından hemen günü bitirmeden şeye gidiyoruz abi, satışa gidiyoruz. 8, 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8. 1,8 de bitti. Okey, çok güzel. %2 bunları da yerleştirelim. Giderken belki arı falan kovan buluruz. Onları da toplarız abi.
Dinle. Burayı kapatmayalım. Arkadaki makineyi kapatalım. Hızlıca gidelim hocam. Klavye sesim arada geliyor değil mi? Seviyorum mekanik klavyeyi ya. Özlemişim kullanmayı. Epey bir zamandır kullanmıyordum. Şimdi ben buna satıyorum da aslında bunu satmanın daha böyle karlı bir yeri var mıdır acaba? Mutlaka yorumlara yazmışsınızdır ama ben okuyamıyorum. O zaman kaçırıyorum yani, yorumlara bakamıyorum arkadaşlar. Şimdi sat diyoruz. Hemen şuradan bal 300'lük sat. Bunu da sat. Av eti, bunları da sat. Çok güzel para yaptık. 944 dolar paramız oldu. Abla kendine iyi bak. Burada işimiz bitti. Giderken şöyle bir ağaçlara bakalım. Belki ara buluruz. Onların yerine de koyarız yani. Bilgisayarların alevi suratıma vuruyor ya. Keşke klimayı açsaydım. Gerçi saat 8 olacak. Şöyle baka baka gidelim de. Bulamazsak da dert değil. Zaten sabah yapacağız hemen. Ahırı tamamladık çok şükür. Hani bu tan yana problem yok. İki tanesi, iki şeyin ikisini de yaptık. Hayvanların ne kadar olduğunu bilmiyorum ama. Aa, o markette bakabilirdik ya. Neyse, sonra müsait olduğumda bakarım artık ben ona. Araçlara bakmak istiyorum ben ya. Vallahi bizim yeni bir araca ihtiyacımız var kardeşim. Bizim harbiden bir araca ihtiyacımız var. Pickup alabiliriz. 1600 dolar verip. 500 dolara ATV var. Pickup var yine aynı şekilde. Bu 800 dolarmış. Aslında böyle bir şey alabiliriz. Alsak mı acaba? 2 domuz. 1 domuz. 1 şey. Küçük kamyon var aslında. Kamyon da alabiliriz de. Bunlara yük zaten yok. Traktör, biçer döver, bunlarda da iş yok. UTV'yi geç. ATV'ye geç, şu pick-up'ı alabiliriz. Şu işi yapmaz da şu pick-up bizim gerçekten işimize yarayar bak. Satın alıyorum ya. Vallahi aldım abi. Hadi hanemize hayırlı olsun. Öf. Videonun sonunda almıştım. Artık başlangıcında bir şekil yaparız ona. Diğer videonun başlangıcında. Gidelim oyunumuzu kaydedelim hocam. Zaten videoda 27 dakika oldu bile. Oyunun gecesi bir güzelleşmiş. Niye böyle ya? Allah Allah. Şu an sanki gerçekmiş gibi hissediyorum. Bu biçer döver ve traktörü alıp buraları da işlemeyi çok merak ediyorum artık. Ona da bakacağız arkadaşlar. Seri devam ediyor biliyorsunuz yani. Bunu seri şeklinde yaptığımız için problem yok. Bu uzun serilerden birisi oldu. Çok şükür. Bize de böyle bir şey lazımdı. Onu da halletmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İzlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. 12. bölümün sonuna geldik. 13'te görüşmek üzere. Bay bay.